Günlük kasayı tutarken dört tane önemli nokta vardır. Bir, bugüne başlarken dünden kasada ne kadar bakiyeniz kaldı? Dünden. İki, bugün yapılan ödemeler nelerdir? Mesela mal almışsınızdır, bankaya para yatırmışsınızdır, elemana para ödemişsinizdir, kasadan para almışsınızdır, özel para, kendi şahsi giderleriniz için. Dolayısıyla bugün kasadan yapılan ödemeleri yazıyorsunuz. Üçüncü nokta, bugün satış dışı kasaya koymuş olduğunuz para. Örneğin size para lazım oldu. Kendi cebinizden para koymuş olabilirsiniz kasaya. Bankadan para çekmiş getirmiş kasaya koymuş olabilirsiniz. Borç almış olabilirsiniz birisinden. Bunları da satış dışı olduğundan dolayı onlar da kasaya girdi. Onları da kaydediyorsunuz. Sonra akşam kasada bulunan parayı sayıyorsunuz. Resmen bunu sayıyorsunuz arkadaşlar. Burası tamamen nakit işleyen, gelir ve giderleri gösteren bir sistemdir. Yani kasa sadece nakitle ilgilidir. Bankayla ilgili, bankaya gelen paralar, bankadan giden paraları buraya yazmıyorsunuz. Şimdi burada ben 5 tane örnek yaptım. Size bu örnekleri basitten zora doğru anlatacağım. Şurada biraz zorlanacaksınız ama burayı da bir şekilde halledeceğiz. Dünden 100 lira bakiyeniz kaldı ve o gün hiçbir yere ödeme yapmadınız, mal falan almadınız. Dışarıdan kasanıza para da koymadınız. Akşam kasayı saydınız, kasanızda 100 lira var. Kaç liralık satış yapmışsınız? Sıfır. Neden sıfır? Çünkü hiçbir işlem yok. Dünden koyduğunuz para 100 lira. Kasayı sayıyorsunuz, halen 100 lira var. Demek ki herhangi bir işlem yok. Demek ki para kazanmadık. İki numaralı örnek. Dünden 100 lira bakiyeniz kaldı. O gün 50 lira masraf yaptınız, mal aldınız. Bankadan herhangi bir para çekmediniz. Akşam kasayı sayıyorsunuz, kasanızda 50 lira var. Peki günlük satışınız ne kadar bu durumda? Sıfır. Neden sıfır? Çünkü diyorsunuz ki benim dün 100 liram vardı. Bunun 50 lirasını harcadım. 50 liram kalmış olması lazım. Kasayı sayıyorum. Kasada da 50 lira. Dolayısıyla herhangi bir gelir gider yok. Üçüncü örnek. Burada dikkat edin. Burada biraz zorlanacağız. Dünden kalan 100 liramız var. 300 liralık alışveriş yaptık. Kasaya hiçbir para koymadık. Bankadan para falan çekmedik. Akşam kasayı saydık. Kasamızda 200 lira var. Bu durumda günün satışı ne kadardır? 400 liradır. Neden 400? Kasayı saydık, 200 lira var. Günlük satış 400 lira diyoruz. Çünkü 100 liramız vardı ama 300 liralık alışveriş yaptık. Yani 200 lira fazla harcadık. Eğer biz bu 200 lirayı fazladan harcamamış olsaydık, o kasada kalmış olacaktı ve kasa 400 lira olacaktı. Biz onu harcadığımızdan dolayı kasamızda gözükmüyor. Bundan dolayı günlük satışımızın 400 lira olduğunu anlıyoruz. Aynı buna benzer bir örnek burada, dördüncü örnek. Dünden kalan 100 liramız var. 1300 liralık mal alıyoruz veya harcama yapıyoruz. Yani 1200 lira fazla harcamamız var. O arada bankadan da 500 lira almışız. Ve akşam kasayı saydık. Kasada sıfır çıktı. O günün satışı 700 liraymış. Ama nasıl olur? Kasayı saydık, sıfır çıktı. Nasıl olur da 700 lira satışımız var? Bunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Sebebi şu. 100 liranız vardı. 500 de bankadan çektiniz. Etti 600. 600 liranız var ama 1300 harcamışsınız. Yani 700 lira para harcamışsınız. Kasaya bakıyorsunuz, kasada sıfır. Öyleyse siz bunu harcamamış olsaydınız, 700 lira fazlalığı, onu kasada sayacaktınız. Sayamadığınıza göre o parayı o günün satışı olarak yapmış olmalısınız. 700 lira satış yapmışsınız ve burada harcama yapmışsınız. Bunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Şimdi size 3 ve 4. örnekleri
başka bir şekilde anlatacağım ve hemen anlayacaksınız. Bu sefer eleman kullanıyoruz. Kendimiz alışveriş yapmıyoruz, elemanımızı alışverişe gönderiyoruz. Elemana diyorsunuz ki, al sana 100 lira, dünden kaldı. Sonra akşam geliyorsunuz kasaya, kasayı sayıyorsunuz, kasada 200 lira var. Diyorsunuz ki, acaba ben 200 liralık satış mı yaptım? Öyle gözüküyor, 200 lira kasanızda var. Fakat elemanınız diyor ki, bir dakika patron, burada 200 lira var ama ben 300 lira harcadım. Ben 500 liralık satış yaptım diyebilir size. Der ki bak size 200 veriyorum. 300 de harcama yapmışım. Öyleyse ben 500 liralık satış yaptım. Siz ne diyorsunuz? Bir dakika. 500 liralık satış yapmış olamazsın. Çünkü 100 lira dünden kalmıştı. 400 liralık satış yapmış olabilirsin deyip 400 lirayı anlıyorsunuz. Buraya gelelim. Elemanınıza bir gün evvelden 100 lira veriyorsunuz. Sonra akşam gelip kasayı sayıyorsunuz. Kasaya bakıyorsunuz, kasada sıfır, hiç para yok. Burada şu şekilde davranıyorsunuz işçinize. Diyorsunuz ki, sevgili elemanım, dünden 100 lira kalmıştı. Bankadan da 500 lira çekmişsin, etti 600 lira. Sen bu 600 lirayla gitmiş 1300 liralık mal almışsın. Yani 700 lira fazla harcamışsın. Kasaya bakıyorum, kasada sıfır. Öyleyse bu 700 lira fazla harcama, harcamasaydın burada gözükecekti. Harcadığından dolayı gözükmüyor. Yani ben 700 liralık bugün satış yapmış olmam lazım. Beşinci örneği de eleman üzerinden yapalım. Elemanınıza diyorsunuz ki al sana 100 lira. Al sana bir de 500 lira bankadan çektim verdim. 500, 100 daha 600 lira elemanınızda para var. Elemanınız da gitti, 200 liralık alışveriş yaptı. O zaman elemanınızda 400 euro kalmış olması lazım. Fakat elemanınız akşam size diyor ki, bak patron ben bugün 500 liralık satış yaptım. 500 liralık satış yaptım diyor size. Siz de diyorsunuz ki, bir dakika, 500 lira var ama kasada. Sen benden 100 aldın, benden bir de 500 lira aldın, bankadan çektin veya, etti 600. 600'ün 200'ünü harcadın, sende zaten 400 geri kalması lazımdı. Onu da kasaya koyduğuna göre, 400'ü kasaya koyduğuna göre ve kasada 500 çıktığına göre, o zaman sen sadece 100 liralık satış yaptın. Sen 500 liralık satış yapmadın ki, 100 liralık satış yaptın. Onu da o şekilde anlamış oluyorsunuz. Evet, yani böylece günün satışı nedir, onu bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Günlük kasayı tutarken şöyle küçük bir tabela yapabilirsiniz. Şöyle ben burada çizmeye çalışayım. Yeter mi bilmiyorum. Buraya tarih diyelim. Buraya gelir diyelim. Hatta gelen diyelim. Buraya giden diyelim. Buraya da açıklama diyelim. Tarihimizi attığımızı düşünelim. Kasaya gelen parayı yazıyoruz. Nereden geldi? Hangisini yapalım? Şunu yap. Şu 3 numarayı yapalım. Bakiye diyoruz. Yani dünden kalan bir 100 liramız var. Yine aynı tarihi atıyoruz. Diyoruz ki 300 harcamışız. Ama 300 harcarsak 100 lira varken 300 harcayamayız. Diyoruz ki burada 400 liralık satışımız var. Şimdi 500 liramış. Diyoruz ki burada 400 liralık satışımız var. Şu anda dünden kalan ve bugünkü parayla 500 liramız oldu. Sonra diyoruz ki 300 harcama yaptık. Tarihimizi atıyoruz. 300 harcama yaptık. Bu durumda bakiye nedir? 500, 300 daha çıktıktan sonra 200. Yani kasanızda
olan para şu para. Böylece bugünü kapatmış oluyorsunuz. İkinci güne geçiyorsunuz. İkinci günün kasasını tutarken tarih atıyorsunuz. Bakiyenizi alıyorsunuz. Önce bir bakiyenizi aldınız 200 lira. Buraya yazıyorsunuz. Kaç liralık satış yaptınız? Atıyorum 1000 euroluk satışınız var. Gelen para var. Giden para ne kadar? Ona da bir tarih atalım. 500'de harcamış olduğunuzu düşünün. Sonuç nedir? 1200 lira paranız var. 500 lira harcadınız. O zaman 700 lira kasanızda olması lazım. Böylece günü gününe bir tabloda da gelir ve giderlerinizi takip edebilirsiniz. Peki bütün bu işlemlerden, yani bu sonuçlardan yaptığınız karı mı anlıyorsunuz? Hayır. İşletmenin karını ortaya çıkarabilmek için banka aracılığıyla yapmış olduğunuz satışları, banka aracılığıyla yapmış olduğunuz giderleri, hepsini, diğer bazı komponentler daha var, onların hepsini, kasanın gelir giderlerini bir araya getirerek gelir ve gider hesapları yapılıp ondan sonra ne kadar kar yaptığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde maliye yapmış olduğunuz hatayı bu şekilde bir sistemle rahatlıkla anlayabilir ve size yüklü bir ceza yazabilir. Onun için işimizi temiz yapmak için sistemin nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor.